Herkese merhaba, ben Atahan. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms Türk topluluğunun maalesef kanayan bir yarası olan, free-to-play oyuncuların umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılıp oyunu bırakmasına sebep olan bir konudan bahsedeceğim. Free-to-play'cıyım, fetih sezonunda beni yerler, kristal teknolojisi yapan adamlar beni tokat manyağı yapar gibi gibi birçok düşünce mevcut. Peki size soruyorum. Bu hesap biliyorsunuz ki free-to-play bir hesap. Toplasanız 2500 liralık bir harcama yapılmıştır. Bu harcamadan gelen cevherlerde VIP'ye basılmamıştır, komutan çarklarına harcanmıştır, İşte ne bileyim, bir Alex açılmıştır, kullanılmıyor, YSG açılmıştır, kullanılmıyor, Richard açılmıştır, kullanılmıyor. Yani çöpe atılan binlerce kaynak ve cevherden bahsediyoruz. Yani bu kadar hata yapmış bir hesap. VIP 12. 431 günde VIP 12 olmuş. 340. küsür gününde T5 açmış bir hesap. Sadece hesapta Liu Che full. Skipo Liu Che oynuyor. Skipo'nun ekipmanları cacık, KVK 5 olmuş, karşında İmperium krallıklar var, A-Seed'de savaşıyorsun ama hala mavi ekipmanın var. Kalkanın mavi, eldivenin mavi. Sadece tesisatın düzgün. Bu free-to-play oyuncu nasıl kendinden kat ve kat daha iyi raporlar alabiliyor? Öncelikle size şunu göstereyim. Raporun sonunda neredeyse 60K kalmışken 22K'lık bir ağır yaralı veriyorum. Yani beni yok ediyorlar. Ama raporun toplamına baktığınız zaman 59'a 157. Ben bu raporu nasıl aldım? İşte size bugün bundan bahsedeceğim. Bugün bu oyunda nasıl savaşmanız gerektiğinden, özellikle free to play bir oyuncuysanız ne yapmanız gerektiğinden, umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle free to play bir oyuncuysan, oyuna az miktarda para yatırıyorsan ya da hiç para yatırmıyorsan bu oyunu çok aktif oynaman gerekiyor. İpek Yolu etkinliği mi var? Pazar günü 7'de mi, 5'te mi? Katılacaksın. Osiris var. Katılacaksın. Artık 3 takım çıkıyor bir klandan. Gireceksin. Oynayacaksın. Oynayabiliyorsan oynayacaksın. Müsaitlik durumun varsa oynayacaksın. Bu oyun ne kadar çok aktif olursan sana o kadar fazla ödül veriyor. Seni o kadar fazla geliştiriyor. Zaten oyuna para yatıramıyorsun. Ne bileyim, bir etkinlik kaç dakika sürüyor? 20 dakika, 40 dakika. Hayır. Oynarsın, yaparsın. Komutanlarını sürekli olarak farma gönder. Mesela bakın, benim 3 tane boşluğum var. Farma göndermemişim. AP puanım full. Böyle bir şey kabul edilemez. Bunları harcamanız gerekiyor. Mesela günlük görevler bitmiş. Bunları toplayacaksın. Bunlar birikecek. Damlaya damlaya göl olacak. Hesabını yavaş yavaş geliştireceksin. Çok fazla yorum gördüm. Yorumlarda çok fazla ümitsizliğe, umutsuzluğa kapılan free to play kardeşlerimi, arkadaşlarımı gördüm. Size bugün savaşmayı anlatacağım. Size bugün free to play bir oyuncu olarak nasıl çakallık yapabileceğinizi anlatacağım. Dün sadece 2 saat tek kıtamla savaştım. Ve biraz önce gösterdiğim bu raporu aldım. Ardından bu raporu aldım. 38'e 81. 4'e 42. Hatta bu adam T5 bir oyuncu. Hatta oyundan kontrol ettiğiniz zaman 69 milyon gücünde 1B leş puan olan bir oyuncu. Ama ben bu adama vurduğum zaman 26K ağır yaralı vermişim. Bundan da bahsedeceğim. Yine bu da videodan sonra yaptığım bir rapor. Yine burada da açık alanda bir savaşa girdik. 29'a 142. Videoyu çektikten sonra savaşmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi yine bir çakallık yapıp rakibin bize karşı açmış olduğu rally'ye bozdukları gibi geriye dönen gıdım canlı kıtaların hepsini atladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15'e 107'lik, neredeyse 10 katını aldığımız bir rapor elde ettik. 37'ye 80. 33'e 87. 31'e 107. 58'e 162, 36'ya 155. Bunlar şans işi mi? Bir tane olsa tamam, iki tane olsa tamam, hadi üç de olsa tamam. Size toplam 8 farklı rapor gösterdi. 8 farklı raporda free to play bu hesapla ben bu raporları alabiliyorum. İşte bugün size bunu anlatacağım. Kıtaları seçtiniz, iki komutanı da fullediniz. Güzel de bir ekipman yaptınız ama T4'sünüz. İş burada bitmiyor arkadaşlar. Şu anda bakın, görüyorsunuz, burada savaşıyorlar. Biraz önce bir T5'e 26K'lık hasar verdiğimi anlatmıştım. Bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar, görüyorsunuz ki bu adam şu anda yürüyor. Eğer ki bu adama buradan saldırmaya başlarsam ve bu adam bana vurmaz, sadece yürürse, bu adam sadece kendi savunmasının verdiği hasarı bana verecek. Fakat ben ona saldırdığım için asıl hasarımı vereceğim. Yani o bana dönmediği sürece parçalanacak. Tabii çok güçlü birisidir. Ekipmanları kritiklidir, o zaman farklı. Ek olarak alanda T5 ve T4'leri ayırt etmeniz şart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alanda insanlar savaşıyor. Bakın, bu adam T5. Nereden bildim? Bakın şimdi bir tane de T4 bulayım size. Şu adam T4. Nereden bildim? Nereden bildim biliyor musun? Bu adam da T4.
Nereden bildim biliyor musunuz arkadaşlar? T4 ile T5'i ayırt edebiliyorsunuz. Mesela bakın T4 asker normal kıyafetler giyerken T5 asker sapsarı oluyor arkadaşlar. Bu şövalye için de geçerli. Bakın normal sarı. Geliyoruz mesela piyadeye. Normal kılıçlarına bakın. Sarı. Yani siz alanda mümkünse bu şekilde oynayıp T4 avlayacaksınız. T4 avlayarak alana atacağınız hasarla beraber eğer ki beceri alanı yani yay şeklinde, yuvarlak şeklinde skill atıyorsanız 4, 3 kişiye, 5 kişiye skill atmış olacaksınız. Bunun içinde T5 de olabilir, T4 de olabilir. Biraz sonra zaten o rapora da detaylı bakacağız. Mesela bu adam T5. Mesela bu adama vurmamanız gerekiyor ama diğeri bu arkadaşımız T4. Bu adama vurabilirsiniz. Bu adama yapıştığınız zaman bu adama atacağınız skill'den bu da etkilenecek. Şu an mesela burada duruyor. Buradan vuruyoruz diyelim. Bu adam da etkilenecek. Şu an bu da alana girdi. O da etkilenecek. Yani siz free to play bir oyuncuysanız çakallık yapmak zorundasınız. Şimdi mesela bol toplandı, savaşıyor. Şu anda şurada rakibin bolu var diye düşünün. Burada bir bol savaşıyor arkadaşlar. Sizin burada bolun önünde ya da ayrı bir yerde hiçbir işiniz yok. Siz hedef alınmamanız gerekiyor. Yani sizin şuradaki adam olmanız gerekiyor. Bu bolun içindeki adam olmanız gerekiyor. Hedef alınmamanız lazım. Eğer hedef alınırsanız, evet, fetih sezonunda paramparça olabilirsiniz. KvK2'de paramparça olur musun? Durumuna göre değişir. Bol yazan markerı takip edeceksiniz. Herhangi bir marker gelirse takip edeceksiniz. Arkadaşlar bu oyun bireysel bir oyun değil. Sizin de full artı full ekipmanınız, full artı full simgeselli, kritikli bilmem neli ekipmanınız yok. Kimse kusura bakmasın. Eğer öyle bir ekipmanın varsa atla. 10 kişinin arasına atla takıl bakalım. Mesela bakın bu muhteşem. Muhteşem bir yemek bu adam. 26 milyon. Bu adama yapışacaksın abi bak. Mesela buraya gidiyor ya. Ya şu denizden atlarım ben ya. Bu adamı vurmak için şu denizden atlarım ya. Zaten Sun Tzu ile yavaş yürüyor. Direkt koşarım buradan. Dolanırım bir şekilde ya da peşine giderim. Bu adam muhteşem bir kek. Yürüyor. Yine geldik buraya bakalım. Bu adam T4 arkadaşlar. Bu adam da T4. Herhangi bir T5 asker göremiyorum içeride. Bunlara vuracaksınız. Böyle hata yapanları yakalayacaksınız. Ben diyorum ya videolarımda kek diye. Kekler bunlar işte arkadaşlar. Ben genelde hep T4'lere vururum. T4'lere vururum. T5'lere alan hasarlarıyla, skill'lerle hasar veririm. Fakat T5'lere de kafa kafaya girdiğimde Skipo Luce sağ olsun karşı saldırıdır, odur budur derken güzel bir hasar çıkartıyoruz. Şimdi biraz detaylara bakalım. En son 60K iken yakalanıp 22K ağır yaralı verdiğimiz rapora geldim. Arkadaşlar, başlangıçta bir arkadaşla savaşmışız kafa kafaya muhtemelen. Neredeyse de aynı şekilde yaralılar almışız vermişiz. Ardından başka bir T5 ile muhtemelen kapışmışız. Çok minik öndeymişiz ama ufak bir savaş olmuş. Ardından tekrardan bir denk gelmişiz. Bu sefer muhtemelen bakın farkı gördünüz mü? Bakın bu muhtemelen kafa kafaya bir savaş. 431'e 556. Ben öndeyim. Ama burada tam tersi. Neden? Çünkü muhtemelen ben yürürken o kişi bana saldırdı. Ardından buraya geldik. Bakın 5 kıtayla savaşmışım. 5 farklı kıtayla savaşmışım. 1'e 11 arkadaşlar. 1'e 11. Biraz şans faktörü, biraz da gözlemle birlikte en zayıf kıtayı buluyorsunuz ve vuruyorsunuz arkadaşlar. Bakalım rakibimize. Rakip T5. Buraya bakıyoruz. T5. Buraya bakıyoruz. T5. Buraya bakıyoruz. Bu da T5. Buna da bakalım. Bu da T5. Baya baya 5 ve 1 atmışız. Benim 1.7 ağır yaralım varken rakibin 11.7 ağır yaralısı var. Demek ki neymiş arkadaşlar? Kafa kafaya bile girseniz mantıklı olan komutana vurduğunuzda, skill patlattığınızda güzel hasarlar verebiliyorsunuz. Belki de bu arada bu rakibimiz koşarken ben bunu yapmış olabilirim. O da olabilir. Net olarak hatırlamıyorum bunu. Şov yapmayalım. Bakın burada bir skill yemişiz. 309 ağır yaralı vermişiz. Burada epey kişiyle savaşmışız. 1'e 4 olmuş. Muhtemelen yine alana skill patlatmalarla beraber birden fazla kişiye vurmuşuzdur. Buraya geldik. 170'e 2. Buraya geldik. Bir zafer var burada. Birini öldürmüşüz. 400'e 3. Buraya geldik. 650'ye 8K. Bakın 8K. En yükseğine bakalım. Şurada bir 4K'lık bir ağır yaralı var. T5 bir adam. T5 bir oyuncu fakat ordusu çok fazla kalmamış. Burada da 200'e 700 çok fazla kayda değer bir durum değil. 4K'ya 20K. Bakalım 17K
ağır yaralı vermişim. 4K ağır yaralı vererek arkadaşlar. T4 bir oyuncu. Bakın asıl zaten işi T4'lerle koparıyorsunuz. T4 her krallıkta var arkadaşlar. Imperium da olsa, o da olsa, bu da olsa elbet birkaç tane T4 ya da iyi olmayan bir T5 var. Önemli olan T4 T5 olması değil. Önemli olan ekipman, önemli olan bolda hedef alınıp alınmaması gibi gibi birçok minik detaylar var. Ardından 200'e 400. Bakın burada 1K'ya 27K. Ben bunu 2 biliyorum. Ben bunu 2 ezberledim artık. Arkadaşlar bu oyuncu T4 bir oyuncu ve güçlü bir oyuncu değil. Bu oyuncu alanda aktif olarak savaşıyor ve ben ne zaman bu oyuncuyu görürsem üzerine atlıyorum. Yani direkt olarak üzerine tıklıyorum. Mesela gelelim buraya bir tane seçelim. Mesela buradan şu arkadaşın Henry kıtasını beğenmedim. Ama bu arada demin savaştığımız adam bu. Bakın 73 milyonluk bir oyuncu. Ben bu Henry kıtasını beğenmedim, değil mi? Şöyle haritayı biraz uzaklaştırdım. Hatta pardon, beğendim. Saldıracağım. Hadi Boydik olsun. Boydikaya saldıracağım. Boydikayı seçiyorum ya da Henry'yi seçiyorum. Şöyle tıklıyorum. Bekliyorum. Avımı bekliyorum. Aynı bir kaplan gibi. Gece avını bekleyen bir kaplan gibi. Avım bana yaklaştığı zaman kıtamı seçiyorum. İntikal et diyorum. Saldırıyorum. Evet, buradan devam edelim. Burada bir zafer var. 6'ya 29K arkadaşlar. Bakın 6'ya 7. Bakın burada eşit vermişiz. Eşit olmuş ama yine burada o T4 arkadaş bizim raporumuzu kurtarıyor. Yani o T4 arkadaşa vurmak için muhtemelen ben burada 6K ağır yaralı verdim. Üstüne de 8K artı 18K aldım. Artık düzgünleri göstereceğim çünkü çok uzun bir rapor. Bakın burada yine 4'e 20'lik bir raporumuz mevcut. Guan Yu İskender'le gelmiş. T4 bir arkadaş yine. Bakın T4'ler özellikle parlıyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar bir T4 yakalıyorsunuz ya da dandik bir T5 yakalıyorsunuz biraz önce gösterdiğim gibi. Ya da kaçan bir T4, kaçan bir T5 yakalıyorsunuz ve parçalıyorsunuz. Oyundan zevk almak işte bu kadar kolay. Yok oyundan zevk alamazsın. Yok işte şuna dön, buna dön. Abi yok ya. Hani evet eğlenceli KvK2'de savaşmak ama Fetih sezonunun ödülleri onlar bunlar gayet güzel ve ideal arkadaşlar. Ha, kazanan tarafta olmanız lazım. Ha, o şans işidir ama bireysel ödüller de var bu oyunda. Mesela geldik bireysel ödüllere bakıyoruz. 3500 dakika boyunca birlik binası inşasına katıl. Bunu da yaparsın herhalde ya. Müttefikinin iyi olmasına gerek yok sanırım. 3 tane kafa veriyor, tesisat sandığı veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. 100 bin bireysel onur puanı biriktir. Bunu da herhalde iyi bir ittifakım olsa yine yaparım. Kötü de olsa yine yaparım herhalde. Aktif savaşan bir hesapsındır. 5 milyon birim öldür, yarala. İyi de olsan, kötü de olsan yaparsın. Benim krallığımla ilgisi yok ki bunun. Ama o nasıl olacak? Koalisyon puanı biriktir, bireysel onur puanı biriktir. Bilmem kaç tane kafa vereceğim sana. Bunu da yaparım herhalde. Yaparsınız arkadaşlar. Yani gerçekten olay ve durum artık bu. Şu anda bu. 3 ay sonra olay değişebilir. 4 ay sonra olay değişebilir ama şu anda Nisan ayında 2024'ün Nisan ayında 26. gününde olay bu. AVK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gidiyorsun hesabını geliştiriyorsun. KVK2'ye dönmek veya dönmemek tamamen sana kalmış. Ama dişimi sıkamam ben sabırsız bir adamım dersen KVK 3'ten 4'ten dön. O sana kalmış. Ama ben dişimi sıkarım ve piyade oynarım diyorsan da mesela KVK3'e kadar hiç kafa harcamazsın. İstediğin iki tane meta komutanı fullersin. Olabildiğince de tesisatlarını hazırlarsın. KVK3'te, 4'te, 5'te bu hesaptan daha da iyi bir durumda olup bam 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 yapıştırırsın. İşte formül bu kadar kolay. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Rise of Kingdoms konusunda ümitsizliğe, umutsuzluğa kapılırsanız Discord sunucumuza gelin ve insanlara danışın. Bu oyunda sosyal olmak çok önemli. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.